Bir insan soluduğu hava için bile minnet etme seviyesine ulaştığında, minneti de farklı bir güç seviyesine ulaşırmış. O kişi hayatının her alanını çabasızca altına çevirebilen bir simyacıya dönüşürmüş. Eski bir öğreti. İnsan tanıdıkça içim zenginleşiyor. Tüm farkındalık yolcularına, okurlarıma, takipçilerime, arkadaşlarıma, danışanlarıma, dostlarıma, aileme şükrediyorum. Bana yaşattıkları için, bana hissettirdikleri için, bana fark ettirdikleri için teşekkür ediyorum. Yapılan araştırmalar, iletişimin %10'unun kelimelerden, %30'unun kelimeleri söyleyiş şeklimizden, %60'ının da beden dilimizden oluştuğunu söylemektedir. Beden dili derken etrafa yaydığımız enerji alanımız da buna dahil. Bu iletişim şekli, hem karşı tarafta olan iletişimimiz için hem de kendimizle olan içsel durum farkındalığımız için önemlidir. Ve yine aynı şekilde Yaradan'la olan ilişkimizde de çok önemlidir. Herkes şükredebilir ama nasıl şükrettiğiniz, şükrederken nasıl bir içsel durum içinde olduğunuz, niyetiniz çok daha önemlidir. O şükrün değerini, yani enerjisini belirleyecek olan budur. Ağız alışkanlığı olan, bu da şükür, buna da şükür, bu kadarına da razıyım gibi, sadece kelimelerde kalan, dilde, zihinde kalan bir şükür, gerçek bir şükür değildir. Bir şeye şükrederken, minnet ederken, o kelimenin içini ne kadar dolduruyorsun? Ses tonunla, duygu titreşiminle nasıl dolduruyorsun? Farkında mısın? Minnet duyuyorum, şükrediyorum demek, senin varlığının, güzelliğinin, kıymetinin farkındayım. Değerini biliyorum. Seni sevgiyle aldım, kabul ettim, içimde hissettim demek. Şimdi senin için şükredilecek bir şeyi düşün ve gözlerini kapat. Onun varlığına yürekten şükret, hissederek. ...21 günlük şükür çalışması yaptığımızda farkındalık yolcuları hayatlarında şükredecek ne kadar çok şeyin olduğuna şaşırıyorlar. Ve her geçen gün minnet etmenin enerjisiyle auralarının nasıl da temizlendiğini hissediyorlar. Sen de denemek istersen bir kağıda çok şükür bugün de şükredecek en az 5 şeyim var yaz. Önce geçmişten bu yana şükredeceğin, minnet duyacağın en az 50 maddelik bir liste hazırlamanı tavsiye ederim. Çünkü bu hani geçmişin güzel enerjisini şöyle bir tekrar havalandıralım. Aktive edelim. Etrafımızda onlar uçuşsun. Çocukluğundan bu yana en az 50 tane şükredeceğin, minnet duyacağın insanları, olayları, durumları yaz. Bunu yastığına, altına koyabilirsin. Sonra başucunda bir defterin bulunsun ve her gece olduğunda o güne özel 5 tane şükür yaz. Bütün gün yaşadıklarını düşün, sahip olduklarını düşün. Ondan sonra da o güne özel 5 tane
şükür, teşekkür yaz. Akşam odana yatmak için geldiğinde sana zihnini nereye yönlendirmen gerektiğini hatırlatır bu. Ve sabah uyandığın anı hatırla ve bulunduğun ana kadar şükredeceğin, minnet duyacağın şeyleri hatırla ve şükret. Sen zihnini yönlendirmezsen o otomatik olarak çalışacak ve seni başka yerlere yönlendirecek. Hele bu durumda. Kendine yatırım yapmak istiyorsan, kendini korumak istiyorsan ve krizi fırsata dönüştürmek istiyorsan bu çalışmayı yap. Sana gerçekten çok çok iyi gelecek. Akşam bu çalışmayı yaptıktan sonra yatağa başını huzurla koy. Her şeyin yoluna girdiğini, her şeyin çok güzel olduğunu, iyi olduğunu hayal ederek ve tekrar şu anki varlığına teşekkür ederek, şükrederek gözlerini kapatabilirsin. Ben evrenin kızı Arzu. Varlığına teşekkür ederim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Hoşçakal.